Deep Is Your Love, yani aşkın boy veriyor mu adlı bir eser. Aşkın burama geldi de diyebiliriz. Diyemeyiz. Yani sonuçta aşka düşmüş teyzemiz. Yok yani pek çok kişiye danıştım, öyle diyemeyeceğimizi söylediler. Aşka düşmek etrafa pek çok aşk sıçramasına da sebebiyet verecek kadar tehlikeli bir durum olabilir, öyle değil mi? Canım Cenkçiğim benim. Oh yeah. Sevgili dinleyiciler, günaydın. Saatlerimiz 06.34 ve bugün 17 Aralık 2015 Perşembe, yağmurlu bir İstanbul gününde sizlerle birlikteyiz ve bugün sevgili İstanbul trafiğimizden bir rekor bekliyoruz. Zira şu saat itibariyle %22'lik tıkanım önümüzdeki bir saat içerisinde %90'ı bulmalı diye düşünüyorum. Yalnız bu rekoru lütfen İstanbul trafiğinden ya da başka bir trafikten değil, benim buradaki vanalardan bekleyelim ve başarımı da göz ardı etmeyelim. Evet, ama vanalarınızı hani yağmurda biraz daha etkili çalışmasını ben biraz İstanbul halkına bağlıyorum diye düşünüyorum. Yani sonuçta buradan ne zaman açtığıma bağlı bence. Anlamaya çalışıyorum. Sevgili dinleyicilerimize bugün ne sorduk Cenkçim, ya da herhangi bir şey sorduk mu? Sorduk tabii ki. Yani böyle bir soğukta yapılması gereken en iyi şey işe veya okula gitmek değil de nedir dedik. Yatıp zıbarmak, uyumak, efendim uyumaya devam etmek gibi cevaplar. Sadece internetinizi kesmemiz değil de yavaşlatıyoruz. Biraz daha fazla işe yarıyor. Çünkü öbür türlü vay niye kestin falan diye laf geliyor. Çünkü bu soruya verilecek bir tek cevap var. Evet çok haklısınız olmalı. Bütün herkesten evet çok haklısınız cevabını almadan kimse kazanamayacak bugünkü yarışmamızı. Bir arkadaşınız vallahi bir şey bulamadım ya demiş. Mesela bu olur. Hani dürüst sonuçta. Aferin, tebrik ediyorum. Yatmak diyen bir arkadaşınız var. Hemen kesin interneti. Mesela bakınız, tabii ki sizi dinlemek. Bugün okulum yok. Sizi dinleyip yatağımın sıcak yorganlarına kendimi atacağım demiş. Böyle nispet yapmak, efendim okulum yok gibi bir takım uydurma bahaneler, aynı böyle şeyler zamanda, olmaz. Evet, bir yatakta 70 tane yorgun olmaz, bir yatakta bir tane yorgun olur. Şimdi kimi, bu arada sarı pelerinli, sarı taytlı ve sarı kukuletalı dostlarımız da eldivenli. Tek eldivenli. Yoksa iki tarafı da var mı? İki tarafı. Sağlı sollu anlıyorum. Yine hizmetinizde sevgili dinleyiciler. 0534 517 23 83 numaralı hattımıza WhatsApp üzerinden sesli mesaj olarak serzenişlerinizi ve şikayetlerinizi gönderirseniz bu ekibimiz bu yağmur çamur demeden, soğuk demeden gelip şikayetlerinizi çözecektir. Hani bir yerde geldikleri zaman yani bir 3 lira 5 lira bir şey verirlerse. 3-5 lira değil de belki bizim için bir safranbolu lokumu, saray helvası falan bu tarz şeyler gönderirler diye düşünüyorum. Cenk ve Erdem Pav. Ağlamak. Keman duyunca ağlıyorsun yine. Olacak iş değil. Hafta içi her sabah Cenk ve Erdem 6.30-9 arası Pav Efendi. Evet, sonunda kendine geldi. Bayağı da evet. Bir yapıştırıyorum ha. Elim acıdı, senin suratta bir şey yok. Selam ediyorum bütün astral seyahatteki dostlarımıza. Ama bu şekilde de... Ne yapıyorsun, pardon? Selam ediyorum. Selam ediyorsun. Biz de selam ediyoruz ey astral insanı. Sevgili dinleyiciler, bedeni burada, kendi kim bilir nerede? Tam Bolu'dan Ankara'ya doğru gidiyordum bayağı. Nasıl, zorlu yollar. Şey mi, yollar kar var mı? Kar var, buz var, buzlanma var. Astral seyahatte bunları görebiliyoruz yani, öyle mi? Nereye giderseniz tabii normalde. Peki soğuktan etkileniyor muyuz? Mesela yani astral seyahatte çıktık gittik Afrika'ya sıcaklara. Hayır. Oradan direkt soğuğa geçtik. Hayır. Kesinlikle mi? Auramız asla soğuk, sıcak falan bunlardan etkilenmez. Etkilenmez mi yoksa hissetmez mi? Yani hissizlik mi var auramızda? His denen şey bambaşka bir kavram orada. Farklı bir şey diyorsunuz. Evet. Anladım. Evet. Peki sevgili dinleyicilerimize bugün astral seyahatle ilgili nelerden de vuracaksınız hocam? Bugün biraz diyorum şu çakralardan çaktın mı diye söylenir. Yani ne yaptın bak şöyle böyle söyle, çaktın mı? Bu çakralarımızın algıladığı bir olgudur. Yani çaktın mı dediğim zaman çakranla bunu algıladın mı manasına mı söylüyoruz? Tabii ki. Anladım. Peki kaç adet çakramız vardır ve vücudumuzun neresindedir? Mesela hani sağ omuzumuzda, sol omuzumuzda birer olmak üzere iki adet çakramız var mıdır? Yani bence kişiye de göre değişiyor. Bu benim araştırmalarım herkesin sonucunda. Herkesin çakrası farklı yerde midir? Hayır. Sayısı olarak. Normalde 7 tane denir ama mesela benim
Duru görümle bende 17 tane falan var. 17, 18 siz bazen 20 oluyor. Onları sonradan çıkartmışsınız. Yani çakra döküyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir yani sonuçta yeni yeni çakralar ortaya çıkıyor. Benim fikrim. Anlıyorum. Peki mesela evimizde oturarak acaba patron geldi mi ona göre gideyim dur bir gidip bakıp geleyim falan gibisinden. Önceden iş yerimize gidip bakmamız mümkün mü? Tabii ki yani meditasyon bunu yapmamızı sağlayabilir. Ama sonra geç kaldım falan filan sonuçta işimize maalesef hala normal bedenimizle gidiyoruz. Astral seyahatle auramızla işe giden kişileri. Henüz rastlanamıyor ama yakında olacak. Ama mesela size şöyle bir şey denmiyor mu? İşe girdiniz ya az evvel auram buradaydı. Sen daha yeni mi geliyorsun falan gibisinden hani auranızı hissettirebiliyor musunuz bulunduğu yerde ağırlığını koyabiliyor musunuz? O değil de ben mesela diyorum yani auram az evvel buradaydı yani bana geç kaldınız diyorsunuz ama görmediniz mi? Yok görmedim falan deniyor. Bu da astral seyahat cahilliğinden dolayı ortaya çıkan bir şey. Bir de sizin için güzel bir bahane oluyor. Auram buradaydı ne geç kalması falan gibisinden. Bahane denen bir şey yoktur. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz bu güzide bilgiler için. Zihin gücümle bir şeyleri oynatmamı ister misiniz? Zihin gücünüzle beni yayında oynatırsanız biraz çok sevinirim diye düşünüyorum. O zaman şu şarkıya bir girelim de bakayım bir deneyim nasıl zihin oynatabileceğim. Zihin gücünüz inanılmaz bir şey. Omuzum hareket etmeye başladı bile. Figürler bak. Cenk ve Erdem Power Ever. Justin Bieber. Justin Bieber yani biberin içerisinde kullanılmış peynir. You Justin Bieber de diyebiliriz. Evet. Drake dedin miydi akla hatlengen gelir. Hocam yani gerçekten de her şeyi eleştirebiliyorsunuz. Bıyık kesimlerini bile rahatlıkla eleştirdiniz. Tebrik ediyorum. Kesemiyorlar yani o eski sakallar. Şimdi hipster diyorlar. Bu kesmek mi? Sakal kesmek mi bu? Evet hipster diyorlar ama berber dostlarımız hipster'ı doğru kesebiliyorlar mı? Onu bilmiyorum tabii. Yanlış. Tamamen mümkün yanlış değil diyorsunuz. Yanlış anlaşılmış. Sevgili dinleyiciler her şeyi eleştirebilen bir insan bugün yine stüdyomuzda bilim ve teknoloji alanındaki eleştirilerini bizlerle paylaşacak. Hocam evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle teknolojiyi biraz eleştirmek istiyorum. Yani insan hayatını kolaylaştırıyoruz diyerek bu şekilde abuk sabuk şeyler çıkartılmamalı. Halbuki tam tersi insan hayatını daha beter zorlaştırıyorlar. Çünkü bir sürü teknolojik şey çıkartıyorlar. Sonra gidip onları taksitlerle alıyoruz. İşin yoksa öde. Tabii. Öyle hayat mı olur Allah kahretmesin. Tamamen bir borçlandırma politikası. Hocam bugün hangi aplikasyonla karşımızdasınız? Şimdi bugün indirime giren aplikasyonlara birazcık bakmak istiyorum. Mesela iFishing var. iFishing. Yani balığa gidemiyorum. İstem dışı balıkçılık. Bari metrobüsteyken elimde cep telefonuyla balık tutayım diyen insanlar için. 6.49'dan 1.99'a düşmüş. Tebrik ediyorum kendisini. Bayağı güzel bir düşüş sergilemiş. Peki bu düşüşün sebebini öğrenebilir miyim? Yani hani bu faiz arttırımı falan. Değil yani kimse almıyor. Birazcık fiyat kıralım olabilir. Ya da yılbaşı geliyor. Hadi bundan yararlanarak şey yapalım gibi durumlar var. Sonuçta kim metrobüste telefonunu şu şekilde olta atar gibi yaptıktan sonra balığı çeker. Yani isterseniz Massachusetts'te. Aslında şöyle bir şey olabilir. Mesela karşımızda oturan, otobüste karşımızda oturan ve çantası açık olan bir hanfininin çantasına doğru telefonumuzu sallayarak sanki onun içerisinden bir balık tutuyormuşuz gibi eğlenceli dakikalar geçirebiliriz. Peki eğlenceli dakika olmaz. Diye canım sanal sonuçta. Sanal olarak diyorsun. Peki bu tuttuğumuz balıkları sonradan mangal yapabilme aplikasyonu var mı? Ay mangal. San olarak yapabilirsin tabii ki. Zaten balık da sanal. Zaten burada işte turnuva falan da var. Orada yine başka bir metrobüste yakaladım başka bir arkadaşta. Ben daha ağır balık tuttum. Hayır benimki daha ağırdı. Gibilerinden turnuva da yapabiliyorsun. Şöyle olmalı bence. Yan metrobüsteki ya da arka metrobüsteki dostlarımızdan da onlarla da bağlanıp şey yapabilir. Yani metrobüsler arası müsabakalar gerçekleştirilebilir bu aplikasyonlarla. Metrobüs müsabakaları. Yine mesela müzik yapmak istiyorum ben diyorsan Fruit Loops vardır. Uzun yılların meşhur Fruit Loops'u. Evet sevdiğimiz bir dostumuzdur. Sebze ve biber, biberiye görüntülü bir arkadaşımızdır. Çok severiz. Evet bu arkadaşımız da indirime girmiş. 20 küsürden 10 küsüre inmiş. Yani bunu ne kadar iyi kullandığınıza göre listelerdeki şarkınızın listelerdeki yeri değişir değil mi? Yani FL Studio Mobile 20-30'a inmiş. Yani 42'den 30'a düşürmüşler. Şimdi bakın ben, fiyat yükselttiniz almayacağım. Giderken bir iki rap yaparım. Böyle müzik olayına girerim. Sonradan dünyanın parasını kazanırım diyorsanız. Hani almak için. Yok ben demiyorum. Zaman. Çok teşekkür ediyorum. İstemiyorum canım dünyanın parasını kazanıp da abim nereye koyacağım?
Cenk ve Erdem Power FM. Biraz bir kahve şuradan döküyorum. Evet, çay püskürtü. Ben de çay alayım. Çok teşekkür ederim. Kaşığı demek yanında olsun ama şekersiz. Cenk ve Erdem 6.30-9 arası Power FM'de. Excuse me, can I talk to you for a second falan dedi bir tane teyze. For a minute dedi. Evet, bir dakika sizinle konuşabilir miyim? Ben hiç bakmadım. Direkt yoluma devam ettim. Tabii yürüdüm. Tabii canım, boş ver. Onunla mı uğraşacağım sabahın köründe? Bu Gorgon kızlarımız ne yapmışlar? Çalışmışlar mı? Güncel ne haber var? Ne olmuş? Gorgon kızlarımız özellikle gurbetçi. Tebrik ediyorum kendisini. Çok çalışkan. Her gün aksatmadan haberleri gönderiyor. Efendim. İşte onlardan bir tanesi. Rusya'da mezarlıklarda kablosuz internet dönemi başlıyor. Evet. Günceli yine yakalamış. Üstelik Rusya'daki günceli yakalaması bizi sevindiriyor. Moskova Belediyesi geçen hafta yaptığı açıklamada Rusya'nın başkentinde bulunan Büyük Rus Mezarlığı'na önümüzdeki yıldan itibaren ücretsiz internet hizmeti verileceğini duyurdu. Yani herhalde Büyük Rus Mezarlığı olduğu için, çok büyük bir mezarlık olduğu için artık buraya bir internet lazım falan diye düşünmüşler. Ya büyük olan her yere internet lazım beleş. Devletin işlettiği mezarlıkta müdür olarak çalışan Artyom Yekimov, internet hizmetinin ünlü Rus şahsiyetlerinin yattığı mezarlığa daha fazla ziyaretçi çekmek için olduğunu söyledi. Yani ne yapalım? Ya şu mezarlıkta bedava internet var. Gel gidip orada biraz Facebook'ta falan takılalım. Ama bu mezarlığın müdürünün isminin de verilmiş olması bence haberin detayının önemli bir kısmı. Yakında bu mezarlıkta birbirleriyle oyun oynayan, internet üzerinden chatleşen birçok... Allah'tan büyük yani, birbirlerini görmeseler de işte oradan chatleşebilirler ya da cıvıklaşabilirler. Gorki'den falan bahsediyorsun sanırım. Böylece ziyaretçiler anında mezarlarını gördükleri ünlüler hakkında bilgi edinebilecekler. Moskova'daki mezarlara her yıl yaklaşık 120 bin kişi gömülüyor. Adam, nasıl yani? Adam mezarını gördüğü ünlü hakkında niye bilgi edinsin? Zaten ünlü olduğunu biliyor, hakkında da bilgisi vardır. Yoksa tanımaz ki zaten o zaman adam. O konum belirtecek orada. Ben buradayım, bu kimin mezarı? Bu şeyin... Dostoyevski'nin mezarı. Dostoyevski Suç ve Ecza. Son zamanların en çok konuşulan ismi Adele sahnede ağladı. New York'ta geçtiğimiz akşam sahne... Evet. Bu aynı haber değil. Aynı haber değil. Bu sevgili müzik dilberimiz. Sahnede ağlayan bir Adele teyzeniz. Nasıl, beğendin mi Cenk? Yani apaçiliğin son noktası. Çıkan şarkıcı hayranlara tezahürat yapmaya başlayınca gözyaşlarını tutamadı. Evet, bu tamamen bir rol kesme tabii yani. Nasılsa çıkınca, dur bak, çıkınca hayranların nasılsa tezahürat yapıyorlar. Sen orada 3-5 damla yaş döktün müydü, tamamdır bu iş falan diye danışıklı dövüş. Ama biraz kötü niyetli bir yorum yaptım. Belki de tamamen temiz duygularıyla ağlamış teyzemiz. Çok rahatlamış hissediyorum. Uzun zaman oldu biliyorum. Sizleri çok özlemiştim. Şu ana dek ağlamayarak gayet iyi bir iş çıkardım bence dedi. Anladın mı şimdi neden öyle söyleyeyim? Sonunda da kendini ele vermiş. Şu anda dek ağlamayarak çok iyi bir iş çıkardım ama yine dayanamadım. Ve ne kadar ağlatan insanlarsınız. O zaman müzik dilbilerimiz aslında müzik dilbili değil de Apache dünyasının haberler gibi bir şey. Zaten isim versek. Müzik dedin mi aynı şey, öyle oluyor zaten. Hep söyledim ama ya. Mecmiyorum. Yapma bunu, yapma. Figürlerimi masanın üzerinde gösterdim. Şimdi oturdum yani, sorma Cenkciğim, o kadar yoruldum. Evet evet, yani sen de anca bu saatte oturabiliyorsun. Bütün gün dans dans, inanır mısın, daha şimdi oturuyorum. Ama iyi figürleri, yani figürleri mükemmelleştirmek kolay değil Erdil. Tabii yani bu ne kadar çalışırsan o kadar iyi oluyor. Radyoda da şarkı çalarken çok vaktim oluyor, ben de çalışıyorum. En güzeli. Evet, horozumuzu duyduğunuza göre sevgili dinleyiciler, saatlerimizin 7.37 olduğunu, Power FM dinlediğinizi, ayın 17'si ve aralığın perşembe günü olduğunu çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bir horozla bu kadar çok şey anlatabiliyoruz. Bugün yine sarı taytlı, sarı pelerin dostlarımız bütün soğuğa rağmen kendilerini trafiğe, ortalığa attılar ve şikayetlerinizi çözmek için hali hazırda çalışmaya devam etmekteler. Ama tabii soğuğu bahane etmemeleri çok normal. Çünkü üzerlerindeki pelerin öylesine kalın ve yün tabii bir pelerin ki... Kaşmir. Kaşmir. O pelerinde yani, kusura bakmayın ama yürümek bile zor. Bunlar uçuyorlar. Zaten taytları da laylon olduğu için, laylon da biliyorsun pek hava geçirmediği için hiç üşümüyorlar. Üşümek denen olguyu henüz keşfedemediler. Evet. Bugün sevgili dinleyicilerimiz yine 0534 517 23 83 numaralı telefona mı gönderiyorlar WhatsApp? Gönderiyorlar evet. Zaten şimdiden şikayetler çözülmeye başladı. Fakat dün çözülen şikayetler neymiş ne değilmiş yine bir göz atacağız ki yine aynı şikayetler yinelenmesin. Zaten bitmiş bazı şeyleri bizi adamlarımızı
tekrar yormasınlar. Sesli mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Dün gelenlerden şöyle bir bakalım neler varmış. Neler çözülmüş. Cenk ve Erdem WhatsApp hattı. Power FM'de 0534-517-2383. Çözüme ulaşan serzenişler. Günaydın. Bu sarı pelerinli arkadaşlar benim camın önündeki saksı, vazo ne varsa kırdılar. Bunlar böyle cam kenarlarına konuyorlar ama yani iyilik yapacağız derken masum insanlara, bizlere zarar veriyorlar. Lütfen yani bu çok iri yarı bir de bu arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar biraz daha dikkatli olun. Günaydın Cenk ve Erdem. Sarı taytlı sarı pelerinli dostlarımızdan mesai saatlerini 1-2 saat öteye çekmelerini, biraz daha uyumamızı sağlamalarını rica ediyoruz. Bu da çözüldü. Merhaba Cenk ve Erdem. Ben şu radyolarda durmaksızın çalınan şu Adele şarkısına yapılan remix'ten şikayetçiyim. Lütfen sarı çizmeli, sarı pelerinliler gelsin ve bu remix'i ortadan kaldırsınlar. Teşekkür ederim. Bunu da çözdük. Ben servisinin hep bana korna çalmasından şikayetçiyim. Sarı pelerinli arkadaşlar lütfen bunu çözsünler. Bu da tamamdır. Günaydın Cenk ve Erdem. Burada hava çok soğuk. Benim de montum eskidi biraz. Sarı pelerinli arkadaşlardan biri cam var. Fazla pelerin varsa bana da bıraksınlar geçerken. Çözüldü. Cenk Erdem. Merhaba Cenk, merhaba Erdem. Günaydın Cenk Erdem. Günaydın Cenk Erdem. Cenk ve Erdem hafta içi her sabah 6.30-9 arası Power FM'de. Merhabalar sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 07.44'ü gösteriyor. Power FM'in stüdyolarını dünyaya açan insan sevgili Ceval muhabirimiz Cenk telefon attığımızda. Cenkciğim merhaba. Alo. Nasılsın Cenkciğim? Ne oldu? Niye telefona üflüyorsun? Sapık mısın? Üflemiyorum sana. Darth Vader sarvasçıyı yapıyorum. Darth Vader böyle mi yapıyor normalde? Öyle yapıyor ha. Öyle yapıyor. Ondan sonra vay arkadaş ne karizma, ne nasıl bir tripler bunlar. Canım nesi karizma? Sen de diyorsun ki niye telefona üflüyorsun? İşte anlıyor musun? Anlayış farkı bu. Anlayış farkı anlıyorum. Sen de mi bir Star Wars şeysisin? Ben bu İngiltere'de bu Star Wars'ın gösterimlerini falan yani çağırdılar. Hani sen bunları düzenle et falan filan da onların başındayım. Premierine mi gitti ya da galası malası falan öyle bir şey mi oldu? Premier ya da gala. İkisi aynı şey değil oğlum onların. Ne bileyim benziyorlar ama aynı şey. Yani çok yakın bir şeyler herhalde. Yani bunun işte gösteriminde nedir ne değildir ne olacak falan filan dedim. Yani bunları bir sürü Darth Vader gelmiş elinde ışın kılıcı. Ondan sonra birini çevirdin dedim ne lan bu dedim. Abi ışın kılıcı ne bileyim belki floresan tutuyorsun lan dedim. O floresanı kırdın mıydı falan. Hemen güvenlikçilere söyledim. Bütün gelenlerin ellerindeki ışın kılıçlarını toplayın. Darth Vader maskelerini de çıkarttırın dedim. Sadece ışın kılıcı mı topladı? Yani ışın kılıcı dışında ellerinde başka tarzı malzemeler mesela zopayla falan gelebiliyor mu amcamız? Ya Star Wars'ta zopa yok. Işın kılıcı var. Ondan sonra bildiğin kılıç falan da yok. Balta falan da yok yani. Ne biçim bu ışın kılıcı yani bunların kanında şey var. Poliüretan mıydı neydi onun adı? Onu da sallayınca zıngır diyor falan yapıyor. Yani o da biraz kusura bakmasın rahatsız edici bir şey. Evet yani o dediğin ses hani şeklinde tabii ama bunu ilk yapıldığı zamanlarda ses efektleri filmdeki gibi değil yani. Normalde onu artık sessiz çalışması lazım. Tabii o sesle yani. Şey mi olur, ışın kılıcı mı olur? Yani belki hasmını o şekilde de rahatsız etmeye çalışıyor. Yani ışın kılıcını farklı yerlerde zıngırdatarak dikkatini dağıtıyor olabilir. Olabilir, bir de bunların farklı renklerde olması da saçma. Ne renk mesela pembe kızlar için? Kırmızı var, yeşil var, pembe var. Yani sen ne yapıyorsun bu şey mi yani baloya mı gidiyoruz? Yani hayret bir şey. Peki bu sevgili hışım kılıçlarını içeriye girdiler diyelim ki. Zaten karanlıkta film seyrediyor. Herkes bir anda hışım kılıcını açtı mı filmden bir şey göremeyeceğiz. O yüzden mi toplattılar? O yüzden de toplattım tabii. Yani dedim bunları sokmayın içeri. Yani kenara topladın. Koysunlar. Yani 3 boyutlu gözlüğü alın. Ondan sonra hışım kılıcınızı verin dedim. Peki bu şeyi maskeyi niye toplattınız Darth Vader maskesini? Orada da şimdi o da ses, o da yani televizyonu yani dediler ki bu yasak mı? Dedim ben yasak koymam. Güzel ama dedim yani şimdi yani herkesin de filmi güzel seyretmeye hakkı var dedim yani. Demek ki Star Wars dediğim paso böyle bir takım sesler, efektler yani başka da bir numara yok gibi geliyor. Ya tabii canım ya işte normalde eskide ne geçtiyse öyle bu Shakespeare falan yazdığı şeylerin aynısını almış geleceğe uygulamış. Oradan 7 dünyanın parasını yan geldi yatıyor şimdi. Çok teşekkür ediyoruz Cenkçiğin verdiğin bu muazzam bilgilerden İyi dolayı. İyi kardeşim. Hadi görüşürüz. Hey, ne oldu? Kaçtı mı birisi?
Cenk de Erdem. Power FM. Dustin Hoffman'a bir şey vermişler mi ödülsel anlamda? Var en iyi çarpılan insan. Ödülünü vermişler. Bunu da vermek üzere sizi çağırdılar fakat turnedeydiniz. Arka cama bu kadar çok yağmur sıçramamalı diyorsunuz trafikte. Evet, özellikle yani hızlı giderken. Eğim ona göre yapılmalı. Yani o eğime dikkat etmezsen ki arka camin tek arka önemli cam kısmı eğimdir. Evet hocam. Neyse biz yine filmlere dönelim. Yine film eleştirmek istiyorsunuz. Tabii. O yüzden buradasınız sanırım. Star Wars'u eleştireceğiz bugün. Bugün evet eleştirilmesi en doğru olacak. Zaten bir bugün eleştirelim, bir daha da kale almayalım. Çok fazla muhatap oluyoruz kendisiyle. Evet. Kendini bir şey zannedecek. 7 adlı kısmı var. Burada gene işte Darth Vader. Ay kötü müydüm ben, iyi miydim, kötüyüm dedi. Bu Star Wars bir tür Brezilya dizisine dönüşmüş vaziyette anladığım kadarıyla. Pembe Star Wars. Yani bu Game of Thrones adlı fantastik pembe Brezilya dizisinden önce yapılmış ilk. İlk uzay konulu Brezilya dizisi diyoruz. Evet. Benim naçizane yıllar içerisinde bu Star Wars ile ilgili kaleme aldığım iki güzide parçam var. Daha önce de hatta radyoda canlı yayında kaydetmişliğim de vardı. Müzik eleştirisi istiyorsun evet, anladığım kadarıyla. Her günün anlam ve ehemmiyetine binaen bu şarkılarımızdan bir tanesini Çal, ben İkisini bir de seslendireyim bakayım aslında. Yok, birine çalman yeterli. Mesela bir tanesinin ismi R2D2 yani R2D2 adını verdiğimiz dostumuz. Çal bakalım. Şöyle dinleyelim. Çalıyor. R2'si B2'si Luke Skywalker'i kim söküm atabilir pamuk kaleden kalkeri. Güzel evet, nedir sözleri? R2'si, D2'si, Luke Skywalker'i kim söküp atabilir Pamukkale'den Kalker'i. Yani aynı zamanda mesaj da vermek istedim. Güzel, hem yöresel düşünüp global davranmışsın. Teşekkür ederim. Bir tane de Star Wars'ı özel olarak, yani içinde Star Wars'ı zikrettiğim. Yok. Bir yine çok kısa, yani 20 saniyelik bir yani değil, 13 saniyelik bir şarkım var. Kan Star Wars'umuz düştü. Star Wars'ı seyretme, korkarsın. Patlarsın. Adlı yani biraz Star Wars sıkıntısından bahsettim. İnsanlarda oluşturduğu. Şimdi bu J.J. Abrams amcan bunu yönetmiş. Yine mi? George Lucas da benim 9 tane yazdığım yetmedi. Dur senaryoya ben de bulaşayım şeklinde. Bu buluştuktan sonra. The Fugitive oynuyor mu? Yani Harrison Ford abimiz. Oynuyor gerçekten de. İnanılmaz bir şey. Hala aynı adamı mı oynuyor? Olaylar 30 sene sonra falan geçiyor. Yani günümüze uyarlayalım derken hani Harrison abimiz nasıl oynar bu işte evet, demişler. Harrison herhalde. Abimizi nasıl oynatacağız? Dur ona göre bir şeyler yazalım. 135 dakika. Yani biz ilkokuldayken bunu seyrettiğimiz zaman tamam da hadi sen Luke Skywalker'ı ben de şey olayım Han Solo olayım falanken tamamdı evet. Da artık yeter. Yeni bir şey maalesef halen yapılmış değil. Mümkün değil diyorsunuz. Evet 135 dakikada tam bir ömür törpüsü olarak benim şarkımda ne kadar haklı olduğumu bizlere anlatıyor. Evet yani özellikle kalker kısmı. Hayır patlama kısmından bahsetmiştim. Ben kalkerden bahsediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gitmeden önce şu hışım kılıcını da bir eleştirirseniz. Şimdi hışım kılıcı bak ışın kılıcı dediğin zaman. Cenk ve Erdem Power FM'de. De molo pardon. Molosko diyordum özür dilerim. Yani bunlar Molosko, gerçekten evet. Deniz canlıları sanırım bir tür. Evet yani. Deniz holoskosu. Agoto demek istiyorum. Ne? Şu an içinden geçen şarkı. Şimdi Power FM'de. Kültür köpürtüsü. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Yeni yarışma programınız Kültür Köpürtüsü'ne hoş geldiniz. İşte ilk köpürtümüz sevgili Cenk de stüdyomuzda. Cenk'ciğim sen de hoş geldin. Merhabalar. Demin bir boşluk oldu aslında. O boşlukta ben bütün dinleyenlerime selam gönderecektim ama İmpranto yerim diye. Aferin, aferin. Tebrik ediyorum. İmpranto yememek için kendini zor tutuyorsun. İmpranto yememek için kendimi feda ettim. Her kahramanın yapması gerektiği gibi. Evet. Cenk'ciğim nasılsın? Nasıl gidiyor çalışmaların? Yarışmamıza hazır mısın? Evet, Einstein'ın zafiyet teorisini okuyorum. Ne oluyor, yani, ne zaman ne yediğimizde ne bitiyor fazla falan. Fazla yemek yemekten mi yoksa hiç yememekten miydi zafiyet teorisi? Evet. Ondan da dem vuracaksın evet. Anladığım kadarıyla. Neymiş, bize biraz özetler misin? Yani yemek lazım, yani susuz olmuyor, yemeksiz de olmuyor. Güzel bir perde pilavı.
evet. falan gibi şeyler yemek lazım diye konuşmuş Zafiyet. Sürekli Mönik yiyorsun, bilgisayarım sana zavallıyı saydırıyor. Üstelik bir sevgili minimal dimadan saydırdı. Hazırsan sorumuza geçmek istiyorum. Ben tek başıma mıyım yoksa? Bugün tek başına yarışacaksın. Kazanırsan bütün ödül senin olacak. Alacaksın Power helikopterini, bütün dünyayı gezeceksin. Var mı öyle bir bugün helikopter var mı? Yani nasılsa kazanamayacağın için her şeyi veriyoruz sana. Bugün helikopter yok. Helikopter hediyemiz bugün değil. Zeplin? Ne? Zeplin? Zeplin zaten öyle bir hediyemiz yok. Balon olabilir. Sana bir tane uçan balon verebiliriz. Sorumuz şöyle Cenkciğim. Kadınlar hangisini değiştirdiklerinde eşlerinin fark edememelerinden şikayet ederler? Hmm. Biraz düşünceli görüyorum seni. Yani deterjan hemen akla geliyor. Ya da şampuan olabilir. Ha, şampuanımı değiştirdim hiç fark etmiyorsun. O da olabilir. Yani çok seçenek var. 4 huş emliği mi var? 4 huş emliği. İstersen huş emliğini artırabilirim. Yani senin için şans artar diyorsan. Yani huş emliği arttıkça şans artar. Ya yani doğru orantı diye düşünüyorum. Yani 10 huş emliği ile. O zaman bugün hadi 5 huş emliği yapalım senin için. Olur mu? Ama şansım artıyor değil mi öyle tabii, olunca? Tabii tabii hazırsan ilk huş emliğin geliyor. Ağız saç. Ne? Saç değişebilen bir şey değil ki. Yani saçlar değişmez diyor. Saçımı değiştirmeye geldim diye bir şey olabilir mi? Evet. Geçelim. Çok haklısın. B makyaj. Makyaj değişebilir. Ama yani gidip de ruju gözüne sürecek hali yok. O da çok değişemez. O da sabit. Tebrik ediyorum seni. C diş. Dişlerimi değiştirdim hiç fark etmiyorsun. Yani böyle onlar bir söylem de olabilir. Bu da mümkün değil. Kulak olabilir mi? Ya bazen 20'lik yaş dişini öne doğru itebiliyor. Bir 20'lik yaş dişler çıkarsa ama o da değişme sayılmaz. Çok dental bir insansın. C araba. Pardon D araba. Araba. Evet. Ha, bu olabilir. Bu olabilir mi? Evet yani arabayı değiştirdim fark etmedin mi? Yo falan gibi bir şey olabilir. Peki, mantıklısı bu şimdi. Beşinci huş emliğin. Şampuan. Şampuan. Şu an yarışma benim için daha kolaylaştı değil mi? Şık daha çoğaldı. Tabii istersen bir huş emliği daha vereyim iyice kolaylaşsın. Olur bir tane daha verin. Daha bir biraz daha bakalım basite indirgeyelim. F kulak. Kulak. Evet. Kulak. Kulak biraz düşündürdü. Sanırım kulakta karar kılacaksın. Araba diyeceğim galiba. Araba mı değiştirecek diye yani, diyeceksin. İşte arabayı değiştirdim fark ettim mi? Niye fark etmedin arabayı değiştirdiğimi gibilerinden bir şey olabilir. Tabii yani eğer değiştirildiğinde araba değiştirildiğinde de fark edilmiyorsa hakikaten sinirlenilir buna. Evet araba hangisiydi o? D, E miydi? D araba D. D. Son kararın mı? Son kararım. Peki o halde bakalım. Doğru. Maalesef doğru cevap saç olacaktı Cenk'ciğim. Saç bu mı? Bu kadar basitti. Saç değiştirilir mi ya? Ama o kadar huş emniği verdim hala bilemedin. Halbuki evet, şansın çok fazlaydı. Kolaylaştı ama. Cenk ve Erdem çözüm merkezi. Power FM'de 0534-517-2383. Numaralı telefon hattımıza gelen şikayetlerin tamamı ortadan kaldırıldı. Kaç olmuş Cenk'ciğim? Tam bakıyorum 7619 tane şikayet çözülmüş. 7619 şikayete sadece 618 sarı taytlı, sarı pelerinli kahraman. Az değil ama. Bunlar gerçekten tam birer kahraman. Evet. Hem de yağışlı havada da performanslarından hiç düşmediği ortaya çıktı. Evet yani sonuçta sevgili taytlarının laylon olması... Ama pelerinlerinin kaşmir olması birazcık onları ağırlaştırıyormuş. Onun şikayetini gönderdiler. Tabii onları biraz... da değiştireceğiz. Tente kumaşı buldum. Ucuza IMEÇ'de. Sarı şemsiye verelim kendilerine. Olmaz. Ağırlaştırır mümkün onları. Mümkün değil diyorsun. Tabii. Bakalım mesela şöyle bir şikayetimiz olmuş. Merhaba ben her sabah işe gitmeden önce eyeliner sürüyorum. Ama maalesef her iki gözüme yaptığım bu eyeliner'ın uçları aynı olmuyor. O yüzden... Buradan sarı pelerini, sarı kukuralı, sarı taytlı arkadaşlarıma sesleniyorum. Bana yardım etsinler. İki gözümdeki eyeliner'ın da simetrik olmasını istiyorum. Teşekkür. Bu zaten şarkı yok mu? Eyeliner falan diye onu söyleyen amcanın şarkısı. Hayır, bu, o eyeliner, o da aynı şeyi söylüyor olabilir. O da eyeliner diyor demek ki şarkıda. Bu eyeliner'ların uçlarının kıvrılması adlı söylem sanırım bize çok yabancı bir söylem. Çözdü bu ekibimizden kuaför olan bayan olanlar değil uzman mi? Dostlarımız bayan sarı taytlılar anlıyorum evet. Selamlar Cenk Verdi. Buyursunlar. Benim sarı pelerinli ve sarı taytlı arkadaşlardan bir tek dileğim var. Mutlu olun yeter. Çözülmüş müdür bu?
Ama zaten onlar zaten mutludur. Merhaba, ben Faruk. Faruk duyduğunuz kim? Gibi fonda da var. Kardiyoloji servisini geri istiyoruz. Şikayetim bu yönde. Sarı taytlı sarı pelerinlerden, pelerinlilerden kardiyoloji servisini geri getirmelerini istiyorum. Evet, kalp sağlığı değil, yürek sağlığını ortaya çıkaran, ilk bulan, yürek sağlığını ilk bulan servis kardiyoloji servisi. Aslında tekrardan bu servisimizi geri alabiliriz, geri kazanmalıyız diye düşünüyorum. Bir iki tane çakarız tabii canım sonuçta. Yürek sağlığı uzmanlarımız yerinde. Tebrikler. Merhaba, ben havayı koklayan adamdan serzeniyorum. Yağmur yağmayacak dediği için camlarımı sildim. Ertesi gün yağmur yağdı. Sarı taytlı ve sarı pelerinli arkadaşlarımı isteyin. Havayı koklayan adamın kollarından tutarak yağmurdan lekelenen camlarımı sildirmeleridir. Teşekkür ederim sarı taytlı ve sarı pelerinli arkadaşlar. Evet, yani sarı, bunu da çözmüşlerdir muhtemelen. Havayı koklayan adamı tutup camlara sürtmek suretiyle. Zaten yağmaması gereken yağmura da gerekli ceza kesildi. Makbuz burada. Bravo. Günaydın Cenk Bey, Erdem Bey. Günaydın. Benim şikayetim Adana'ya kar yağmaması. Mümkünse sarı pelerinli ve sarı taytlı arkadaşlar Toros Dağları'nı biraz tıraş edebilir mi acaba? Teşekkürler. Ayıpsınız. Toros Dağları'nı taşırmak zaten onların işi diye düşünüyorum. Daha çok var bunları taşırmak da biraz... Taşırmak derken tıraşlamak dedin herhalde. Taşırır mısınız diyor arkadaşım. Yani karlar oradan şehre taşsın manasına. Yani ben şey anladım, Torosları tıraşlayın da biraz ufalsınlar. Gerçekten çok yüksekler anlamında. Duymayan ve uyduran bir insansınız. Hadi tebrik bakalım, ediyorum. Dinleriz şimdi. Yarın ya. Görürüz. Same Allah. Bütün o eski aşklar, Allah kahretmesin. Ben onu Seymullah diye duyuyorum yani. Kim bu Seymullah falan diye dinliyorum. Evet sevgili dinleyicilerimize bugün güzide sorular yöneltmeye çalıştık. Saatlerimiz 06.30'u gösterdiği esnada Cıvıkır üzerinden ve pek çok da güzide cevap aldık. Tebrik ediyoruz hepsini. Saatlerimiz 8.46 oldu ve şimdi o cevaplara şöyle bir bakıyoruz. Ne sormuştuk Cenkçiğim? Kendilerine dedik ki sevgili dinleyenlerimize, böyle bir soğukta yapılması gereken en iyi şey, hani işe veya okula gitmiyorsak nedir? Nedir? Gitmek değil de nedir diye sormuşuz. Facebook'ten bir arkadaşımız neredeyse şey yazmış, yani bir iki arkadaşımız böyle romansı uzun yazılar yazmış. Kendilerinin bağlantılarını ne dersiniz, keseyim mi? Kes, internetlerini kapat, demek ki bayağı kotalılar. Bakın mesela bir arkadaşımız şöyle demiş, böyle bir soğukta yapılması gereken en iyi şey işe gitmek ise, ondan da iyisi 7.43 itibariyle arabaya biner binmez Cenk Erdem dinlemeye başlamak. Yani güzel başlayarak işe git, güne güzel başlayarak işe gitmektir. Gerçekten kimin uzunmuş. Umurunda trafik. Çorbacıya gitmek demiş bir arkadaşınız. Bravo, güzel. İşe okula gitmeyip akşama kadar oyun oynamak demiş bir başka dostunuz. Star Wars elbette diyen bir arkadaşımızın direkt bütün bağlantılarını kesiyorum. Bizimle bütün ilişiğini koparıyorum. Kes, bu kandaki neydi onun adı? Şey Jedi yapan, onunla yok et. Onu bilmiyorum. Başka? Tabii ki mutfaktan gelen kızarmış ekmek kokusunu alarak uyanıp en sevdiğinde kahvaltı yapmak. Oh, mutfaktan kızarmış ekmek kokusunu aldıktan sonra yani... En sevdiğinde babam da kahvaltı yapar diyorsunuz. Diğer güzel cevapları siz sanırım retweetlediniz ama ben Facebook'te beğen tuşuna basacak kadar güzel bir cevap bulamadım, affedersiniz. Biraz ketum davran, şey yap, hiçbir şey beğenme. Bugün öyleyim, evet, bugün mırın kırın ediyorum. Zaten yağmur yağmış.